26. soruya geçiyorum. Burada böyle redoks ilgilendiren, asitleri ilgilendiren bir soru bu. Sorumuz şöyle belirtilmiş. Mağnezum metali sülfür gazı çözeltisine atılmış. Şunu biliyorsunuz, mağnezum 2A grubunda bir metal ve aynı zamanda aktif bir metaldir. Asitlerle tepkimeye girdiği zaman hidrojen gazı çıktığını geçmişten biliyoruz. Hidrojen çıkarken manezyum da sülfatla birleşir. Manezyum sülfat tuzunu meydana getirir. A şıkkında yanlışı sormuş bize. Manezyum sülfat tuzu oluşur diyor. Manezyum sülfatın bir tuz olduğunu biliyoruz. Yani A doğru. Manezyum metali yükseltkendir diyor. Arkadaşlar bu ifadelere çok dikkat edin. Manezumun değerli değeri elementarlarda sıfır. Manezum sülfatla yükselt gelme basamağı artı 2. Manezum burada sıfırdan artı 2'ye yükseltgenmiştir. gelmiştir. Yani 2 elektron vermiştir. Manezuma yükseltgenen diyeceğim. Yükselt genen. Evet. Kükürde baktığınız zaman artı 6'dan artı 6'da değişen bir şey yok. Ama hidrojene bakıyorum artı 1'den elementel halde düşmüş. Yani sıfıra düşmüş. İki tane hidrojen de toplamda iki tane elektron almış. Hidrojen elementi de burada indirgenendir. Bunlara ikinci bir isim bulmak gerekirse manezum kendisi yükseltgenmiştir ama hidrojeni artı birden sıfıra indirgediği için yükseltgenen elementin diğer bir adına indirgen diyorum indirgen. Şimdi soruya dönecek olursam, manezyum metali yükseltgendir diyor. Bakınız, manezyum metali yükseltgenmiştir ama hidrojeni artı birden sıfıra düşürdüğü için yükseltgen değil, diğer bir adına indirgen diyorum. Burada ne demiş? Yükseltgen diyor. B şıkkı bu durumda yanlış. Hidrojen gazının çıktığını zaten belirtmiştik. Doğru. Tepkime heterojen demiş. Hatırlayalım. Tepkimedeki türlerin fizikalleri aynı ise tepkime homojendi. Farklı fizikaller varsa etrojendi. Manezyum katı, sülfür gazı çözelti. Manezyum tuzu, sülfat tuzu çözelti. Hidrojen gaz. Değişik haller bir arada bulunduğu için heterojen bir tepkimedir. Son ifade H2CO4 çözeltisinin pH değer artmıştır diyor. Arkadaşlar H2CO4 burada tepkimeye giren madde, tepkimede harcanan madde hidrojen iyonları artı birden sıfıra geçiyor. Yani kas halinde buradan uçup gidiyor. Hidrojen iyonları konsantrasyonu azaldığı için asitlik azalır. Asitliğin azalması pH'in büyümesidir. Artmıştır dediğine göre E şıkkı da doğru bir ifadedir.